AK Parti'nin kurulduğu tarihte biz kırmızı çizgilerimizle koyduk. Çok net dedik. Biz bölge milliyetçiliği yapmayacağız. Din milliyetçiliği yapmayacağız. Irkçılık yapmayacağız. Bölgeleri de, bütün inançları da, bütün etnik yapıları da kucaklayan bir anlayışla yola devam edeceğiz. Hamdolsun geçen 21 yıllık iktidar dönemimizde bölge ayrımcılıklarına son verdiğimiz gibi bölgesel farkları ortadan kaldırmak için tarihi adımlar attık. İller arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için tarihi adımlar attık. İnşallah yeni dönemde bunlara yenilerini de ekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Biz bölünmüş yolu sadece İstanbul'a, sadece İzmir'e değil, eş zamanda Urfa'da, Edirne'de, Kars'ta, Ağrı'da, Yozgat'ta, Türkiye'nin dört bir yanında başlattık. Toplu konut hamlesini bir ilde değil, bütün illerde eş zamanlı başlattık. Köydesi, beldesi sadece bir ilde, bir bölgede değil, Türkiye'nin bütün bölgelerinde, bütün illerinde, bütün belde ve köylerinde eş zamanlı başlattık. Onun içindir ki son 21 yılda Urfa değişti, Güneydoğu Anadolu değişti, Türkiye değişti, bugün bambaşka bir Türkiye var. Allah'ın izniyle siz duanızı, desteğinizi eksik etmediğiniz zaman yarın Urfa daha muhteşem olacak, Türkiye'miz daha güçlü olacaktır. Değerli kardeşlerim, tabii yaşanan büyük bir deprem oldu. Urfa'mız da bu depremden etkilendi. Pek çok kardeşimiz hayatını kaybetti. Pek çoğu da yaralandı. Sel felaketinde de ayrıca Urfa'da hayatını kaybeden kardeşlerimiz oldu. Ben bu vesileyle bir kez daha Urfa'da sel felaketinde ve depremde, diğer yerlerde, depremlerde, sel felaketlerinde hayatını kaybetmiş her bir insanımıza ayrı ayrı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, aziz milletimize, Şanlıurfalı kardeşlerimize ayrı ayrı başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim Urfa'da da, Türkiye'de de ana gündemimiz bu yıkılan enkazları tez kaldırmak, yerlerine depreme dayanıklı, dirençli, daha güvenli yeni konutlar yapmak olacaktır. Allah'ın izniyle Şanlıurfa'mızda da, diğer yerlerde de söz verdiğimiz gibi bağımsız konutları, yeni kent alanlarını bir yıl içerisinde tamamlayacak Şanlıurfalı hemşehrilerimize ve depremzede kardeşlerimize teslim edeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Yeni dönemde Urfa'mızda, Şanlıurfa'mızda kentsel dönüşümle Şanlıurfa'mızın konut stokunu değiştirme, dönüştürme, daha nitelikli konutlarda, depreme dayanıklı mekanlarda, daha güvenceli ve güvenli yaşam alanlarında Şanlıurfalı kardeşlerimizi yaşatmak için ana hedeflerimizden biri, belediyeyle, hükümetle, meclisle işbirliği içerisinde Urfa'mızda da kentsel dönüşüm hamlesini daha güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz. Kentsel dönüşüm yeni dönemde bizim en önemli hedeflerimizden biridir Şanlıurfa için, Şanlıurfalılar için. Konut stokunu değiştirmeye, dönüştürmeye, Şanlıurfa'mızı konut bakımından, yaşam alanları bakımından daha güçlü, daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bizim sözümüz sözdür. Başkalarınınki gibi bakmayın. Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp İstanbul'dan bir kişi çıkmaz, çıkmayacak söz namus sözü dedi. İstanbul'da kaç bin kişi ekmeğinden oldu. Ankara'da, İzmir'de, başka yerlerde
kaç bin kişi işinden oldu. Söz namustur dedi. Ama gelin yakamdan tutun dedi. Şimdi tutmuş ben söz veriyorum diyor. Ya sen hangi sözünde durdun ki sana inanalım? İstanbul'da şu kadar konut yapacaktınız. İzmir'de bak temel attın. Temel attığın gibi duruyor. Biz bir yılda konutları teslim ettik. Siz hangi sözünüzü tuttunuz da sizin bugün verdiğiniz söze Şanlıurfalılar, aziz milletimiz itimat etsin. Ya bunlar sözünün eri adam desin. Var mı tuttuğu bir söz? Yok. Ama söz diye milleti aldatmaya gayreti çok yüksek.